Bu ülkede bir siyasi tefecilik söz konusu. Nedir o? Yine siyasal partiler kanununa göre 3 ay üst üste üyelik aidatını ödemezseniz ya parti üyeliğiniz düşer ya da parti içerisindeki seçme ve seçilme hakkınız ortadan kalkar. Ancak bizim ülkemizde işte bu siyasi çakallık dediğimiz sistem şöyle işler. Siz bizim ülkemizdeki maalesef vatandaşlarımıza da bu bilinç olmadığı için gidip üye aidatlarını vermezler. Bu aidatlar birikir, birikir, birikir. 3 sene sonra o hani parti içerisindeki çeşitli görevlere aday olma, delege olma, seçilme, seçme, seçilme süreçleri geldiğinde giderler. Derler ki gittikleri zamanda onlara işte Celal'cim sen aday da olamıyorsun, oy da kullanamıyorsun. Niye? Sen işte bak kaç senedir üye aidatını ödememişsin. Ne kadar olmuş? 10 bin liralık borç oluşmuş. Ama sen merak etme, problem değil. Yani paralı abimiz gelir hemen. Ben 10 bin lirayı hemen ödüyorum. Büyük ihtimalle bunlar belediyelerden paraları organize edilmiştir. Bu senin borçlarını hemen kapatıyoruz. Yalnız sen de işte bizim adaylarımızı destekliyorsun. Arkadaşlar bakın bu bir siyasal tefecilik yöntemidir. Önce borçlandırırsın, sonra kendi istediğin şekilde manipüle edersin, siyasal iradesine ipotek koyarsın. Halbuki yapılması gereken nedir? Normalde 2 ay ödemediği zaman tebligatını gönderirsin, bildiriminde bulunursun. Üye de gelir 2 aylık daha borcu varken kapatır en azından. Devam eder sistem. Devam eder ama yok bizimkiler biriktirir, biriktirir, biriktirir adam düşer şeyi. Gelir dediğim gibi delege olma sürecinde birileri tarafından o paralar kapatılır. Toplu halde ondan sonra da istenilen yere oy kullandırılır. Bakın bu çok net bir siyasal tefecilik durumudur. Biz diyoruz ki kardeşim sizin özgürlüğünüzün bedeli kendi cebinizden çıkacak 200 Türk lirasıdır. 200 lira. Nasıl diyeceksin? Gayet basit arkadaşlar. Kendi memleketim Gümüşhane. Oradan bildiğim şeyi söylüyorum. Gümüşhane'de il diyelim ki bir il. Bina değil bakın. Oralarda öyle ufak tefek yerlerde. Bir tane daire tutuyorsunuz. 2 artı 1, 3 artı 1 yerin. Kirası, ondan sonra çayı, ondan sonra şekeri, faturası, ne? Bunların alayın hepsini toplayın. Toplam tutar aylık 10 bin lira arkadaşlar. 6 bin civarında kira masrafı var. Geri kalan 4 bin de şeye çıktı. İşte bu genel gider masraflarına falan çıktı. 10 bin lira. Şimdi arkadaşlar biz bu 1 Nisan'la başlayacağımız süreci dediğim gibi 29 Ekim'e kadar devam ettireceğiz. Bu süreçte bütün Türkiye'de gezeceğimiz yerlerde il temsilcilerimiz atanacak ve onlar örgütlemeye başlayacaklar insanları. Biz diyeceğiz ki Gümüşhane'de mesela il temsilcisi atamışız. Biz kardeşim burada merkez işte 10 bin liralık böyle bir yere ihtiyacımız var. Doğru mu? Doğru. Burayı kaç kişi finanse edebiliyor o zaman? 200 liraya böldüğün zaman burayı normalde 50 ama bunun geliri eksileri ne olur bilmem nesi olur. Sen 60. Senin yönetim kurulunda Gümüşhane'ye göre 15 kişi de. Evet toplamda demek ki senin hedefin yapacağın iş 7 ayda Gümüşhane'de 75 tane üye yani organize etmek, örgütlemek. Yani 29 Ekim'de parti kurulduğu günün ertesi gün üyelik kaydını yaptıracak 200 ve 200 TL aylık ödemesini yapacak üye organizasyonu örgütlemek. Ve üyelik aidatı öyle bizde şeyde falan alınmayacak arkadaşlar. İlçelerden, illerden, cattan, cuttan alınmayacak. Gideceğiz 3 tane de GSM operatörüyle anlaşma yapacağız. Onlardan faturanıza yansıyacak. Ve bunu üye olurken siz kabul edeceksiniz zaten. Büyük harflerle öyle karınca duası gibi değil. Özellikle o üye aidatı bölümünü böyle bold, siyah karakterlerle büyük büyük şekilde yazacağız. Siz bileceksiniz ki ya ben bundan sonra 150 lira ödüyordum. Bu mücadelenin içerisine girdim. 200 lira da bu mücadele için bundan sonra ödüyorum. Faturam 350 lira olarak gelecek bana ya da. Dolayısıyla arkadaşlar
Bu her il için işte Gümüşhane için bu 10 bin lira 75 kişi İstanbul için ne kadar soranın masrafı ona bölünecek. Yani bu sistem her ilde farklı. Yani Gümüşhane'de 75'i hedef, İstanbul'da diyelim ki 350 kişi. Yani dolayısıyla sistem bu şekilde işlediğinde zaten tüzük gereği de sürekli bir üye kaydı yapmak, dinamik olarak üye kaydı yapmak ilk yıl aldığından sonra %35, ikinci yıl %80 artış sağlamak zorunda olduğu gibi aslında matematiksel olarak da baktığınızda bu üyelerden gelecek rakamlar zaten her geçen gün fazlaca buraları kendi kendisine döndürecek. Ha, buraların ayrıca işte yapacakları yemekler olabilir, etkinlikler olabilir, ekstra gelecek bağışlar olabilir buraya gelecek olan. Dolayısıyla bu neyi sağlayacak? Kimseden 5 kuruş almadan iş adamlarından falan örgütlerin kendisini finanse etmesini sağlayacak. 100 kişilik kurucular kurulu da ilk genel merkezin tutulmasını sağlayacak. Ve genel merkezi biz böyle Ankara'daki lüks 5-6 katlı işte Balgat'taki, Türküzü'ndeki işte efendim başka nerede var? Mustafa Kemal'deki gibi aylık 500 ve 700 bin lira arası değişen binalardan falan değil. Daha Ankara'nın dışında daha mütevazi 3 katlı böyle bir bina şeklinde düşünüyoruz. Buranın kuruluş maliyeti de yaklaşık şu anda hesaplarımıza göre işte binanın yıllık kirası, içinin döşenmesi vesairesiyle 1,7-2 milyon lira civarı. 100 kurucu üyeye bunu böleceğiz arkadaşlar. Herkes bunu kolektif biçimde verecek ücretine ve biz o yıllık şey karşılayıp çıkaracağız orayı kafadan. Zaten biz çok fazla genel merkezde olmayacağız. Biz alanda olacağız. Bizim en büyük farkımız da o olacak. Biz alanda olacağız.